Şeker fabrikamız 292 milyon dolara satılmıştı. Alan iş adamı da 292 milyon dolara aldığı bu fabrikayı Amerikan şirketine 810 milyon dolara sattı. Yeni alıcımız da 1,5 yıl sonra bir İngiliz şirketine 2,5 milyar dolara sattı. 292 milyondan 2,5 milyar. Yaklaşık 10 katı. Tekel 2000, Samsun, Maltepe gibi markalarının pazar paylarını yok etmekti. Böylece bir rakibinden kurtulmuş olacaktık. Başardılar da. Samsun, Maltepe var mı şimdi? Yok. Bizi özelleştirmeyle nasıl Amerikan sigarasına mahkum ettilerse şimdi de şeker fabrikalarını kapatarak nişasta bazlı şekere mahkum edecekler. Şimdi ben gayet açık ve gayet net, başta Recep Bey olmak üzere, Binali Bey olmak üzere gayet açık ve net bir soru soruyorum. Hangi uluslararası kuruluşlarla oturup bir anlaşma yaptınız ve bu anlaşma metnini neden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından gizliyorsunuz? Bunu çıkın açıklayın. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi. Toplumun hemen hemen her kesiminin karşı çıktığı bir uygulama. Konu gündeme gelir gelmez bir genel başkan yardımcımızın başkanlığında, Sayın Veli Ağbaba'nın başkanlığında bir komisyon oluşturduk. Dedik ki bütün şeker fabrikalarını gezeceksiniz. İşçiyle, bölgedeki esnafla, odalarla, sendikalarla oturup konuşacaksınız. Onların bir nabzını tutacaksınız. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konusunda bunlar ne diyorlar diye. Hepsi karşı. Hangi partiden olursa olsun şeker fabrikalarının bulunduğu illerde iktidar partisi de dahil olmak üzere halkın tamamı özelleştirmeye karşı. Sadece 14 fabrikaya değil, bütün şeker fabrikalarına arkadaşlarımız gidecekler. Şeker fabrikaları sıradan fabrikalar değildir. Pancar üretiminde şeker elde ediyoruz, üretimde dünya beşincisiyiz. Niçin özelleştiriyoruz bunları? Hangi gerekçeyle özelleştiriyoruz? Kamyoncusu kazanıyor, besicisi kazanıyor. Fabrikada işçiler çalışıyor, çiftçisi kazanıyor, herkes kazanıyor. Bu üretimin kaybedeni yok. Kaybedeni yok. Herkesin kazandığı bir ortama siz bir dinamit koyuyorsunuz. Ben burayı özelleştireceğim diyorsunuz. Ne olacak sonra? Büyük bir kısmı kapanacak. Kapanmayacak diyorlar. Biz kapanmayacak denen çok sayıda fabrikanın bir süre sonra nasıl kapandığını hep beraber gördük. Türkiye buna tanık, dünya buna tanık. Amaç başka. Amaç nişasta bazlı şeker üretimini teşvik etmek. Değerli arkadaşlarım, bugün arkadaşlarımız Tokat Turhal, Amasya Suluova ve Çorum şeker fabrikalarına gidecekler. Önümüzdeki hafta Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Van, Muş ve Elazığ şeker fabrikalarını ziyaret edecekler. Dolayısıyla şeker fabrikalarını ziyaret ediyoruz, işçilerle beraberiz, sendikayla beraberiz ve özelleştirilmesine karşıyız. Bütün dünyanın bilmesini isterim. Biz şekerin ve şeker fabrikalarının mutlaka ama mutlaka korunması gerektiğine yürekten inanıyoruz. Bakın değerli arkadaşlar, şeker fabrikalarının olayına bakın. 1926'da ilk fabrika Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı dönemde kuruldu ve üretime geçti. Osmanlı'da bir kilo şeker bile üreten fabrika yokken, bir kilo şeker üreten fabrika yokken, daha sonra İnönü'nün, Menderes'in, Demirel'in, Özal'ın ve Erbakan'ın attığı temeller var. Özelleştirerek siz aslında bir anlamda cumhuriyetten intikam almaya çalışıyorsunuz. Şeker fabrikalarına sahip çıkmak, cumhuriyete, demokrasiye, emeğe ve alın terine sahip çıkmak demektir.
Dolayısıyla biz şeker fabrikalarının her hal ve karda korunmasını isteriz. Ama bu süreci başlatan olay yeni değil. Şeker kanunu çıktı. Bunu kimse dile getirmiyor. Şeker kanunu çıktı. Şeker kanununun bir geçici 8. maddesi vardı. Geçici 8. madde şu: uluslararası kuruluşlar ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde Bakanlar Kurulu kurum ve organlarının, yani şeker kurumu ve organlarının görev, yetki ve görev süresini 31.12.2014 tarihinde yeniden belirler. Kritik cümle şu: uluslararası kuruluşlar ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde. Hangi uluslararası kuruluşla hangi anlaşmayı yaptılar? Bugüne kadar bu konuda kamuoyuna yapılmış tek cümle yok. Açıklama, tek cümle yok. Şimdi ben gayet açık ve gayet net, başta Recep Bey olmak üzere, Binali Bey olmak üzere gayet açık ve net bir soru soruyorum. Hangi uluslararası kuruluşlarla oturup bir anlaşma yaptınız ve bu anlaşma metnini neden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından gizliyorsunuz? Bunu çıkın açıklayın. Şu ana kadar bir açıklama yok. Ama bu soruyu soran da yoktu. Şimdi bu soruyu soruyoruz. Uluslararası kuruluşlar ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde şeker politikaları belirleniyor. Şeker politikaları. Bu madde Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü. Anayasa Mahkemesi bu maddeyi iptal etti. Anayasanın 7. ve 123. maddelerine dayanarak. Ne diyor 7. madde? Dayandığı asıl argüman ne? Şu: diyor ki, yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu yetki devredilemez diyor. Yani siz uluslararası kuruluşlarla yaptığınız anlaşmaya göre düzenlemeler yapıyorsunuz. Anayasa Mahkemesi diyor ki, bu düzenlemelerde yetkili uluslararası kuruluşlar değil, yetkili Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. O nedenle ben bu maddeyi iptal ediyorum diyor. Ve bu madde iptal edildi. Şimdi iptal edildiğine göre o uluslararası sözleşme yürürlükte. Şimdi bu sözleşmeyi merak ediyoruz. Kiminle oturdunuz, Türk şeker politikasının geleceğini belirlediniz. Ve o politikanın gereği olarak bugün şeker fabrikaları tek tek özelleştirilmek isteniyor. Nişasta bazlı şekerin insan sağlığı için ne kadar zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Binali Bey açıklama yapmış. Nişasta bazlı şekerlere kota uygulayacağız diye, kota getireceğiz diye. Zaten var kota. Dünyanın en büyük kotası, en yüksek kotası, %15. Almanya'da ne kadar? %1.69. Bazı ülkelerde de yasak. Kansere yol açıyor, şeker hastalığına yol açıyor, obeziteye yol açıyor. Pek çok sorun doğuruyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda bilim kurulunun yaptığı bir araştırma var. Nişasta bazlı şekerin insan sağlığına zararları konusunda. Yine bir soruyu sormak isterim. Nişasta bazlı şekerde %15 oranını uygulayan dünyada bir ülke var mı? Bizim insanımızın hayatı bu kadar mı ucuz? O nedenle biz şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşıyız. Herkes çalışmalı, herkes üretmeli, herkes kazanmalı. Herkesin kazandığı bir düzeni sonuna kadar savunacağız. Şeker fabrikamız 292 milyon dolara satılmıştı. Alan iş adamı da 292 milyon dolara aldığı bu fabrikayı Amerikan şirketine 810 milyon dolara sattı. Yeni alıcımız da 1,5 yıl sonra bir İngiliz şirketine 2,5 milyar dolara sattı. 292 milyondan 2,5 milyar. Yaklaşık 10 katı. Kim kazıklandı? Sen. 80 milyon. Tek eli olan yabancı kuruluş tek elin fabrikalarını kapattı.
Çünkü aslında onun için önemli olan işletme değildi. Tekel 2000, Samsun, Maltepe gibi markalarının pazar paylarını yok etmekti. Böylece bir rakibinden kurtulmuş olacaktık. Başardılar da. Samsun, Maltepe var mı şimdi? Yok. Vize özelleştirmeyle nasıl Amerikan sigarasına mahkum ettilerse, şimdi de şeker fabrikalarını kapatarak nişasta bazlı şekere mahkum edecekler.